Herkese merhaba. Bugün İstanbul'dan Afyon'a gidiyoruz. Sandıklı May Termal Oteli sizler için anlatacağım. Birçok internet sitesinde olumsuz yorumlar var. Bakalım öyle mi? 6 saatlik yolculuktan sonra May Termal Otel'e ulaştık. Otel Sandıklı'da bulunan otellerin en büyüğü. Otelin giriş kısmı oldukça güzel görünüyor. Hemen sizi oteli gezdireyim. Otelin lobi bölümü oldukça büyük. Lobide ücretsiz çay ve otomat kahve servisi bulunmaktadır. Lobinin sonunda okey ve kağıt oyunları oynayabileceğiniz bir alan mevcut. Teras kafede akşamları canlı müzik performansı sergilenmektedir. Oteli gezmeye devam edelim. Şimdi sırasıyla önce çocuk oyun alanı, sonra masa tenisi salonu, sonra mescit ve en son oyun alanını göreceğiz. Çocuk oyun alanı oldukça basit ve bakımsız. Mescit oldukça büyük ve temiz. Masa tenisi salonu gayet kullanışlı. Masa tenisi raketlerini resepsiyondan alarak oynayabiliyorsunuz. Ve en çok sevdiğim oyun alanına geldik. Oyun alanında PlayStation kolları hariç bütün oyuncaklar çalışıyor. Bütün oyuncaklar bir jeton ile çalışıyor. Bir jeton 10 lira. Sadece bowling kişi başı 20 lira.
otele girdiğinizde size iki kart veriliyor. Bir tanesiyle odaya giriş çıkış, diğeriyle spa katında bornoz ve havlu alabiliyorsunuz. Odamızı göstereceğim. Fakat biraz dağınık. Odamızda buzdolabı, televizyon ve klima bulunmaktadır. Hepsi gayet güzel çalışıyor. Her gün oda temizliği için kat görevlileri gelip su, çay, Nescafe ve diğer temizlik malzemelerinin eksikliklerini kontrol ediyorlar. Şimdi sizlerle spa katına inelim. Bu katta karışık, bayanlara özel ve baylara özel ayrı ayrı termal havuzlar ve spa merkezi bulunmaktadır. Bu katta aynı zamanda fitness salonu bulunmaktadır. Termal havuzu bölümünü gösterelim. Termal havuzların bulunduğu alan oldukça bakımsız ve suları hiç temiz görünmüyor. Aynı zamanda soyunma dolapları bozuk. Dış havuza çıkış yapabiliyorsunuz.
saatlere gündüz de gösterelim. Kaydırak saatleri saat 10 ile 12 arası ve saat 16 ile 18 arası kullanıma açılmaktadır. Bu saatler oldukça yetersiz. Bu sebepten kaydıraklarda yoğunluk oluyor. Havuz başında bulunan mini barda çay ve otomat kahve ücretsiz olarak verilmektedir. Havuz başındaki müzikten sorumlu olan iki ergen yüzünden iğrenç müziklere maruz kalabilirsiniz. Havuzlar temiz fakat tesisin genel anlamda bir tadilata ihtiyacı bulunmaktadır. Hafta sonu tesise tur otobüsleri geldiğinden yoğunluk oluyor. Biz hafta içi gittiğimizden otel oldukça tenhadır. Gelelim yemekhaneye. Genelde olumsuz yorumlar hep yemekler üzerine olduğunu gördüm. Biz yemeklerden oldukça memnunduk. Bizim gittiğimiz dönemde yoğunluğu fazla olmaması sebebiyle çok sıra beklemedik. Ana yemekler gayet güzeldi.